Herkese günaydın. Saat 9.47. Bugün bir sorun yaşamışken bunu da böyle anlatayım istedim. Biraz böyle yabancı ülkelerde yaşayan göçmen çocukların sorunlarından bahsedeceğim. Aslında Enes'ten bahsedeceğim biraz da. Bugün sabah Enes yine okula çok olaylı gitti. Yani okula gitmek istemiyor. Enes şu an 4 yaşına girdi Aralık'ta. Ve burada Kloter 2. Yani anaokulu 2. sınıf gibi düşünebiliriz. Ama anaokulu... Ama sayıları da öğreniyorlar. Hani pek çok bir şey de yapıyorlar. Yani tamam tam 1. sınıf gibi değil. Ama tam anaokulu gibi de değil. Yani çünkü zaten burada çocuklar anaokuluna, kreşe 3 aylıkken, 6 aylıkken başlıyorlar normalde. Kloter 1'e de 2,5 yaşında başlıyorlar. Ve hani... Bu yani zorunlu, hani gitmeyen hiç kimse yok. Aslında zorunlu değil ama size sürekli şey geliyor, uyarı geliyor. Mesela hani çocuğun okula başlaması gerekiyor, çocuğun okula başlaması gerekiyor diye. Ve çocuk 2,5 yaşında okula başlamış oluyor. Neyse Enes de o şekilde başlamıştı zaten. Enes buraya biz geldiğimizde 5 aylıktı. 2,5-3 yaşına doğru da başlamıştı. Okula burada, okul sistemi şöyle. Yılına göre hesaplıyorlar. 2018 mesela şu an Enes'in sınıfında 2018 yılında doğan bütün çocuklar orada. Yani Enes sınıfın şu an en küçüğü Aralık'ta doğduğu için. Aralık 24'te doğduğu için. Mesela diyelim 2019 Ocak'ta doğmuş çocukla 2019 Aralık'ta doğmuş çocuk aynı sınıfta oluyor. Yani burada hani şey hesabı olmuyor. Türkiye'de oluyor ya işte. Onun gibi olmuyor burada. Neyse Enes 18 aylıktan beri yani çok rahat kendini ifade edebilen bir çocuk Türkçe. Okula başladığında inanılmaz zorlandı. Çünkü Enes konuşmayı çok seviyor. Yani hiç susmaz, konuşur. Hani böyle sürekli konuşsun, bir şeyler anlatsın, bir şeyler söylesin bir çocuktu. Ama şimdi okula başladıktan sonra Flemence konuşuyorlar ya sürekli. Yani çocuk kendisini ifade edemiyor. Ve Enes okulda kendi olduğu gibi değil yani... Farklı birisi okulda. Ben Enes'in sınıfında da birkaç kere eşlik ettim. Enes okulda çok farklı bir çocuk. Buna üzüldüm yani Enes'i o şekilde görünce ki öğretmen mesela Enes'in Türkçe konuştuğunu gördüğünde çok şaşırmıştı. Hani konuşuyor. Yani normalde Enes hiç konuşamıyor zannediyormuş çünkü. Şu an Enes Flemenkçe konuşuyor. Mesela babasıyla bağıra bağıra konuşur, böyle söyler. Ben yanlış bir şey söylediğim zaman düzeltir beni. Ama okulda halen öyle. Ve ben buna bağlıyorum biraz. Okula mesela gitmek istemiyor. Evet hiç kimse okula gide oynaya gitme çok nadirdir yani. Belki büyüdüğümüz zaman gitmişizdir ama küçükken daha çok evde ve bildiğimiz bir ortamda kalmak istiyoruz. Türkiye'de bile çocuklar mesela okula giderken kendilerini ağlıyorlar. Yani ben de mesela okula giderken ağlamıştım, üzülmüştüm ilk 1. sınıfta. Ki biz o zaman 7 yaşındaydık. Bunlar hani şu an 4 yaşında, 3 yaşında başlıyor falan. Evet şey olsa mesela bir derdi sıkıntısı olduğunda şu an anlatıyor ama ilk başlarda anlatamıyordu. Ve bu onu çok böyle şey yapıyordu. Sinir, stres yüklüyordu yani ona. Şu anda da mesela hala zorlanıyor. Bazen çok güle oynaya gitse de genellikle okula gitmek istemiyor. Ama okula gittikten sonra da kendini iyi hissediyor. Yani onu iyi görüyorum, mutlu görüyorum. Şunları oynadık falan diyor. Evet bazen çocuklar canlarını acıtıyorlar birbirlerini ama bunu şöyle kendim şey yapıyorum. Ya bu Türkiye'de de olsa bu şekilde olacaktı. Başka bir yerde de olsa, Azerbaycan'da da olsa aynı şekilde olacaktı diye düşünüyorum. Sadece dil konusunda gerçekten buradaki göçmen çocuklara çok üzülüyorum. Yani üzülüyorum derken hani tabii ki de çok daha şanslı oldukları konular var ama bir yandan Flemenkçe'yi öğrenmek zorundalar. Yani yaşadıkları ülkenin dilini öğrenmek zorundalar. Bu bir kesin net bir şey. Ama bir yandan da çok mu ağır diyorum ya çocuklara. Üzülüyorum yani. Şimdi ben bu Hörsvendkind'e geldim. Daha önce Enes için buraya çok defa geldim. Pek çok vlogumda biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür. Eğer eski vloglarımı takip ettiyseniz. Şimdi buraya neden geliyorum ben? Ahsen Hanım okula başlayacak. Artık işte Eylül, Ekim, Kasım gibi. Burada şey yapılıyor, okula hazırlık gibi bir şey yapıyoruz, tamam mı? Saat 10 ve 12 arasında. İşte okulda ne yapıyordu diğer çocuklar? İşte meyve yiyorlar birlikte, oynuyorlar. Belli bir saatleri de belli şeyler yapıyorlar falan böyle. Burası bahçesi, şurası girişi. Burada bu arada Samo da burada. Samo ne? İşte Flemenkçesini tam çeviremeyeceğim ama. O da bağımsız bir kuruluş. Ve insanlara hani...
yardım ediyor. Herhangi bir dosyalarınızda veya Belçika'da yapamadığınız belli bir işleriniz, Antwerpen'deyim, işleriniz mi var, yardıma mı ihtiyacınız var? Bunu ben anlatmıştım YouTube'da başka bir videoda. Oraya girerek oradan da bakabilirsiniz. Şimdi Ahsen'le oradan çıktım. Ben oraya gittiğimde bir tane Emma diye bir kadın var, tamam mı? Daha önce onunla konuşmuştuk. Yani o kadın böyle çocuklar hakkında hani bilgisi olan bir kadın. Anne. Annem. Kadın. Evet, kadın. Ondan sonra neyse, ben oraya gittiğimde işte kadınla konuştum. Enes hakkında konuştuk. Sonra işte başka anneler de geliyor ya. Başka bir tane anne. Böyle oturuyorsun işte, kahve filan içiyorsun. Anneler konuşuyorlar. Neyse, kadın dedi ki hani ne hakkında konuşmak istersiniz? O kadının 4 tane çocuğu varmış. Çocuklar hiç sağlıklı şeyler yemiyormuş. Hep böyle çikolata ve kornfleks istiyorlarmış. Ya kadın bunu anlatırken böyle gözleri falan doldu. Ağlayacak gibi oldu. Ve şeyi anladım orada yani. Hani bunu biliyorsun da başkalarından dinlerken her zaman daha şey oluyor. Farklı oluyor yani, tekrar hatırlamış oluyorsun. Dedim ki ya, herkesin çocuğuyla alakalı bir sorunu var. Yani herkes bir şeyler yaşıyor. Ben Enes'le alakalı bunu yaşamasam başka bir şey yaşayacağım. Ve hani o Emma'yla konuşurken hani hep şunu söylüyor. Yani bu senin suçun değil. Senin yaptığın bir şeyden dolayı çocuğun böyle değil. Veya senin yaptığın bir şeyden dolayı onlar böyle hissetmiyor. Yani sen olabilecek, çocuğun için olabilecek en iyi annesin. Ve kimse senin yaptığın daha iyisini yapamayacak çocuğun için. Bunu gerçekten çok sık bir şekilde hatırlamam gerekiyor. Ve şeyi de... herkesin problemi var. Ama maalesef biraz da galiba sosyal medyanın etkisi de olabilir bu. Hani o bizi şey yapıyor böyle, biraz daha mükemmelliyetçi olmaya zorluyor. Mükemmel her zaman iyi değil. Mükemmel her zaman olamazsın ve bu demek değil ki iyi. O yüzden bunları çok hatırlamamız gerekiyor. Şimdi Ahsen'le falafel yemeye geldik. Şu gördüğünüz şeyin adı falafel. Sorry, bunlar Ahsen'in çıkardıkları ama genel olarak Ahsen sevdi. Normalde Enes sevmiyordu. Ama Ahsen falafeli sevdi. Nohuttan yapılan bir şey. Pek çoğunuz biliyordur zaten. Burası da Anvers'teki en ünlü yerlerden bir tanesi. İçinde salata ve başka şeyler, tahin sosu falan vardı bunun. Bayağı sonuna geldim. Şimdi videoyu şöyle bir toparlayacak olursam, göçmen çocukların sorunları hakkında böyle biraz okuyayım, bir şeyler bakayım dedim. Okuduğum zaman şunu gördüm. Okuyorum mesela. Bunu diyorum, Türkiye'deki bir çocuk da yaşayabilir. Türk bir çocuk Türkiye'de bu sorunu yaşayabilir. Ya da kendi yaşadığım sorunları gördüm. Yani bu çocuk başka bir ülkede diye yaşamıyor yani bunu. Aslında kendi ülkesinde de bunu yaşayabilir. Mesela en basit aklıma gelen şeylerden, Türkiye'de Türk öğretmenler bile çok defa birbirleri içerisinde ayrıştırıyorlar birbirlerini ve ayrıştırıldılar da. Mesela bir dönem öğretmenler başörtüyle okula giremiyordu. Öğretmenler okulun dışında kafasını kapatıyorlardı, değil mi? Ki çocuklar da pek çok konuda birbirleriyle aralarında ayrımcılık yapıyorlardı, birbirlerine şiddet uyguluyorlardı, birbirlerine psikolojik baskı uyguluyorlardı. Benim zamanımda böyleydi, şu an belki çok daha güllük gülistanlıktır, bilemiyorum. Ama bulunduğun ülkeden ziyade bulunduğun toplumla alakalı bu. Ve her toplumda görüyorsun bunu, her yerde görüyorsun bunu. Ha şöyle oluyor, Türkiye'de bunu yaşıyorsun. Belki burada yaşayınca şey diyorsun, Türkiye'de olsaydım bunu yaşamazdım diyorsun. Ama yaşayan birisi olarak lisede ve üniversitede belli bir dönem yalnız kalmış birisi, yalnızlaştırılmış birisi olarak şunu açık ve net söyleyebilirim ki çok ağır psikolojik ayrımcılığa, psikolojik baskıya maruz kaldım Türkiye'de Türk birisi olarak okuduğum halde. Elbette ki çocuklarımız veya biz burada bu şeyleri yaşadığım zaman diyorum ki
Yani bana zaten kendi milletim, hani kendi ülkemde böyle bir şey yaşamışım. Burada yaşasam ne olacak ki diyorum. Öyle düşünüyorum. Ve şunu fark ettim. Kendi çevremde böyle çocukları olan arkadaşlarımda da eğer anne ve baba buradaki topluma uyum sağlamaya çalışmıyorsa, buranın kurallarına uymaya çalışmıyorsa, alışmaya çalışmıyorsa o çocuk çok zorlanıyor. Çünkü aslında çocuğun yaşına da bağlı olarak şöyle bir şey oluyor. Çocuk mesela buraya geldiğinde burayı kabul ediyor. Yani çocukta bence o ayrım çok olmuyor. İşte o başka bir milletten onu dışlayayım ya da ben başka bir milletten olduğum için beni dışlayacaklar ayrımı olmuyor. Çocukta evet bir dil ayrımı mutlaka oluyor. Çünkü onu duyuyor ve fark ediyor. Ama bunu millet farkındalığından dolayı olduğunu düşünmüyor çocuk. Anne baba sadece bunu bildiği için çocuğa da bunu evde dışarıda yansıttıkça çocuk o zaman belki şuna gelebiliyor. Ben burada yaşamak istemiyorum. Yani ben burayı sevmiyorum. Kendi ülkeme dönmek istiyorum. Yani şu an sorsam Enisa senin ülken neresi diye Belçika der. Çünkü çocuk burada yaşıyor. Ne bilsin ya. Evet biliyor Azerbaycan'ı, Türkiye'yi. Tabii ki de öğretiyoruz. Tabii ki de anlatıyoruz. Ama burayı kötülerek bunu yapmıyoruz. Veya ben hani şey yapsam, Flemanlarla ben arkadaş olmam veya Flemanlar hakkında böyle düşünüyorum veya desem ki işte Faslılar böyle, Araplar şöyle desem, o çocuğun zihninde bunlar yer alıyor ve okula gittiği zaman özellikle biraz daha büyük yaşlardaki çocuklarda tabii ki de diğerlerine ayrımcılık yapıyor ve daha farklı bakabiliyor. O yüzden çocuklar arasında böyle bir zorluklar oluyor. Mesela buraya geldiği zaman bir Türk aile istiyor ki tabii ki doğal olarak okulunda Türk çocuklar da bulunsun istiyor. Bazıları istemiyor, o da var. İstemeyen kesim de var hani. O yüzden göçmen bir çocuğu olan bir anne olarak ve bir aile olarak benim gözlemlediğim şeyler bunlar. Siz kendiniz hayata ne kadar dahil olur ve yaşadığınız ülkeye ne kadar bütünleşirseniz çocuğunuz da o kadar seviyor ve bütünleşiyor ve bence severek büyüyor. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ve şimdi şu kitap hala bende. O yüzden buradan yine bir bölüm okuyarak bitirmek istiyorum videomu. Oturdum. Zaman dedim bir kazadır. Bir kaza sonucu buradayız. Dünyada olmak da öyle. Meşin ceketli bir çiftçiyi çağırdılar. Sen onu dinle o zaman dediler. Çok ihtiyar değildi. Ama oflaya puflaya estağfurullah dedi. Naçizane keşfini iç cebinden çıkardı. Bir cep saatiydi. Ama mutlu olduğun zamanı anlıyordu. O zaman kendiliğinden duruyordu. Ve o vakit mutluluğun da sonsuza kadar uzuyordu. Hayırlı akşamlar.